Evet, bugün İKAM İktisat İzleme Raporu 2022 ile ilgili raporun editörü Doçent Doktor Cengizhan Yıldırım hocamızla bir görüşmemiz olacak. Kendisine birkaç kısa soru yönelteceğiz. Rapor nedir? Neleri ihtiva ediyor? Derseniz hızlıca başlayalım. Hoş geldiniz Cengizhan hocam. Hoş buldum. Kolaylıklar Çok diliyorum. teşekkür Oradaki ederim. herkese de selam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam siz tabii ki editör olarak hani gayet bütün uçtan uca süreçte yer aldınız. İlk öncelikli olarak hani bilmeyenler için iktisat izleme raporu nedir? İktisat izleme raporları 2019 yılından itibaren İlke Vakfı tarafından çıkarılıyor. Buradaki temel amaç geçmişe dönük bir muhasebe yapmak, geçmiş verileri analiz etmek ve bu doğrultuda geleceği planlamak, gelecekle ilgili bir takım öngörülerde bulunmak. Geçmişi ne kadar iyi bilirseniz geleceği de o kadar iyi analiz edersiniz. Ayrıca o yıldaki temel sorunlar ne, ana sorunlar ne, önümüzdeki yıllarda muhtemel sorunlar ne, onlar analiz edilmeye çalışılıyor bu alan izleme raporlarında. Ekonomik bazı kavramlarında açıklanması gerekiyor, ifade edilmesi gerekiyor. Yine bu alan izleme raporlarında bunları da ele almaya çalıştık. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Alt başlıklar itibariyle bu alan izleme raporunda milli gelir konusu değerlendirildi. Bir refah göstergesi olarak oldukça önemlidir. İslam iktisadı ve finansı göstergeleri analiz edildi. Temel sektörlerin gelişim seyri ve istihdam, buradaki istihdam göstergeleri analiz edildi. Türkiye'nin kronik bir sorunu olarak ödemeler dengesi Haşmet Hocam tarafından analiz edildi. Merkez Bankası tartışmaları, kamu maliyesinin durumu, enflasyonun seyri, istihdam ve işsizlik rakamları, gelir dağılımı göstergeleri, şirket istatistikleri yine her biri farklı bir yazar tarafından ele alınmaya çalışıldı. En sonunda da Abdullah Hocam tarafından uluslararası bir karşılaştırma yapıldı bu analizleme raporunda. Buradaki amaç Türkiye'nin makro iktisadi göstergelerini analiz etmek. 2022 yılında tüm dünya yüksek bir enflasyonla yıla girdi. Hem 2007 yılından itibaren genişleyici para politikalarının özellikle pandemi sürecinde hızlanması, ki 2022'nin başlarından itibaren artık pandemi tamamen unutulmaya yüz tutmuştu. Eskide kalmıştı ama o pandemi döneminde uygulanan politikaların tesirlerinin, özellikle enflasyonist tesirlerin parasal genişlemeye bağlı olarak giderilmesiyle alakalı önlemlerin alınmaya çalışıldığını görüyoruz, ki bu manada büyük merkez bankalarının, FED ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere, daha dönemin başından çok güçlü ve hızlı bir şekilde, hatta beklentilerin de üzerinde daraltıcı para politikasına yöneldiklerini görüyoruz. Yine galiba bu sefer de 2023 yılına bu daraltıcı para politikaları damga vuracak. Türkiye'nin en önemli sorunu ne derseniz 2022 yılında, bence bu sorunu hiç düşünmeye bile gerek yok. Çok net bir şekilde ifade edebilirim ki enflasyon sorusu, enflasyon sorunu. Fiyat istikrarı neden önemlidir? Ya fiyat istikrarı, enflasyonun düşmesi, her şeyden önce bütün ekonomik karar birimleri, tüketiciler, yatırımcılar, herkes karar alırken temel bir şeyi göz önünde bulundurur, o da fiyat. Bu fiyatta istikrar olmazsa, istikrar kaybolursa, hele hele %80, %100 gibi enflasyonist rakamlarla karşı karşıya kalırsanız, doğal olarak da geleceğin öngörülebilirliği ciddi şekilde azalır. Yine üretim açısından baktığımız zaman yurt içi üfe rakamları yine Ekim ayında %157'yi geçerek Türkiye'nin uzun tarihinde bir rekor kırdı ve yılı %100'ün hemen altında, hiperenflasyonun hemen altında %97,72 ile tamamladı. Enflasyona baktığımız zaman, alt gruplar itibariyle değerlendirdiğimiz zaman, en çok artışın gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olduğunu görüyoruz, ki bu yoksul kesimin, çünkü yoksul kesimde bütçesinin içinde gıda harcamaları oldukça fazla yer tutar. Bir insanın refahı arttıkça gıda harcamalarının bütçesi içerisindeki payı azalır. Burada yoksul kesimin enflasyonu çok daha şiddetli hissettiğini görüyoruz. Mesela ortalama enflasyon diyebileceğimiz TÜFE son 10 yılda 4,68 kat artış göstermişken gıda fiyatları 6 kat artmış. Yani ortalama enflasyonun oldukça üzerinde artmış. Yine kıyaslama açısından mesela haberleşme alt başlığı sadece 1,7 kat
artmış. Yani bu ortalama manşet enflasyona bakarak değerlendirme yapmak yanlış olabilir. Biraz da alt başlıklar içerisinde değerlendirmek lazım. Enflasyon ortalama, ağırlıklandırılmış ortalama bir değerdir. Yani enflasyonun işte yıllık %50 olması bütün malların fiyatlarının %50 arttığı anlamına gelmez. Belki bazıları %200-250 artmıştır. Hatta bazıları gerilemiştir bu yıllık periyotta. Dolayısıyla ortalama bir değeri ifade ediyor. Nereden başladı bu enflasyonist süreç? Ta 2017'den itibaren bu enflasyonist sürecin, yani tekrar Türkiye'nin gündemini oturtması, 2021'in son dönemindeki hızlı döviz artışıyla oldu ve buna bağlı olarak enflasyon artmaya başladı. Tabii Türkiye'de enflasyonla mücadele eden temel kurum, yasal görevi de bu, Merkez Bankası. Son dönemde yine bu Merkez Bankası tartışmaları da Türkiye'de 2022 yılına damga vurdu. Özellikle liralaşma stratejisi olarak değerlendirdiği konu gündeme vurdu. 2022 yılında brüt rezervlerimiz yılı 128 milyar dolarla tamamladı ama net rezervler 31 milyar dolar geldi. Swap hariç net rezervlerde eksi 50 milyar dolar seviyesine geriledik. Bu bağlamda bir sigorta primi olarak CDS'ler de yine bu yıllıkta yer aldı. Alan izleme raporunda yer aldı. Temmuz ayında 900'e yaklaşan CDS yılı 500 bas puanla tamamladı. Bu da Türkiye'nin döviz bazında çok yüksek oranda, çok yüksek faizlerle, tefeci faizi diye ifade ediyor bu. Hem kamunun hem özel kesimin yüksek faizlerle borçlanmasına sebep oldu. Bunlar, bu konular bu alan izleme raporunda çok daha detaylı bir şekilde gerekli yazarlar tarafından analiz edilmeye çalışıldı. Diğer bir konu burada yani 2022'ye damga vuran ana konulardan bir tanesi olan ödemeler bilançosu sorunları. 2022 yılına baktığımız zaman 364 milyar dolarlık bir ithalat rakamıyla karşılaşıyoruz. Buna karşılık 254 milyar dolarlık ihracat yapabilmişiz ki dış ticaret açığımızın 110 milyar dolar olduğunu gösteriyor bu. Bir önceki yıl 2021'de bu dış ticaret açığımız tam 55 milyar dolar seviyesindeydi. Cari işlemler bilançosu açıklarına baktığımız zaman da cari işlemler bilançosu açığının 2022 yılında 46 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Bunlar anlattığım bir sorunlardı. Yine bu alan izleme raporunda bazı başlıklara kısaca da değinecek olur. İşsizlik oranı yine son yıllar itibariyle Türkiye'de hiç değişmiyor. %10 civarında ama genç işsizlik oranı %20'nin üzerinde. Bu ağır bir sorun gerçekten. Çok önemli bir sorun. Bence bir beka sorunu, işsizlik sorunu. Genç işsizlik sorunu çok üzeri lazım. Yine geniş işsizlik tanımına da baktığımız zaman %20'nin üzerinde fazla pay aldığını, %20'nin üzerinde olduğunu görüyoruz işsizlik. Ama burada son dönemde iş gücüyle alakalı temel bir gösterge de iş gücü ödemelerinin milli gelir içerisindeki payının azalmasından edebiliriz ki bu da yine enflasyonun ne kadar bu ölçüldüğü tartışmasını gündeme getirmemize sebep oluyor. Mesela 2019'da iş gücü ödemelerinin milli gelir içerisindeki pay %31.3 iken bu 2022 yılında %23.7'ye kadar geriledi. Bu bizim ülke olarak ürettiğimiz değerden iş gücünün sabit ücretlerinin payının giderek azaldığını ve bu kadar kısa sürede çok hızlı bir düşüş gösterdiğini, bu da gelir dağılımının en azından üretim faktörleri dağılımının çok hızlı bir şekilde bozulma periyoduna girdiğini görebiliriz. Bunun yine ana sorumlusu enflasyondur, birçok sorunda olduğu gibi. Türkiye'de kişi başına gelir rakamı 12.500 dolarla 2013 yılında zirve yapmıştı. Şu sıralar uzun zamandır 10.000 dolar civarında. Onun biraz altında, biraz üstünde bir kişi başına gelir rakamımız var. Son bir başlık olarak kamu açıklarına, kamu maliyesine değinebiliriz. Türkiye'nin kronik sorunlarından da yine bu kamu maliyesi, kamu açıkları, bütçe açıkları sorunu. 2004'ten itibaren, 2003'te hızlı bir toparlanma yine girdiğini söyleyebiliriz. Halen de öyle. Halen bütçe açığın, kamu bütçe açığının gayri safi yurt içi hasıl oranı %3.43 seviyelerinde ki bu makul bir seviye olarak kabul edilebilir. Tabii burada kamu, evet, çok
Kamu borcunda çok hızlı bir artış olduğunu söyleyebiliriz 2022 yılında. Bunlar raporun en önemli konuları ve ana başlıkları itibariyle analizinin kısa bir özetiydi. Benim size... Teşekkür ediyoruz hocam. Burada enflasyondan tabii bahsettiniz. Çok ciddi problem. Belki tabii burada yani özellikle pandemi sonrasında hani resesyona doğru giden bir küresel ekonomi mevcut idi. Orada hani bir acaba bir karar verilmesi durumu söz konusu muydu? Yani bir noktada dediğiniz gibi eğer enflasyonu belli bir oranda tutma yönüne devlet karar vermiş olsaydı o dönemki politikada işsizlik ciddi oranda artacaktı bir. İkincisi de tabii özellikle daralan Avrupa piyasaları ve diğer gelişmiş piyasalar Türkiye'nin ana ihracat yaptığı bölgeler olarak bu sefer Türkiye'nin de tabii ki ihracatını ciddi bir oranda düşürecekti. Dolayısıyla esasında bu hani bir TL'nin değer kaybetmesi bir buçuk sene önce ve ardından hani enflasyonun çok hızlı bir yükselmesi fakat sonra yavaş yavaş şu an tekrar yapılması bu gelen daralma dalgasını küresel olarak ötelemiş olmadı mı bir yandan? Yani bunu bir sormak isterim. Tabii hani bunun sonuçları hangisi daha iyiydi? Eğer bu tez doğruysa yani enflasyonu seçip işsizliği kabul etmek, daralmayı mı ekonomik olarak daralmayı kabul etmek opsiyonu mu daha uzun vadede iyi? Yoksa esasında burada gelen dalgayı tabana yayarak enflasyonla tüm hani kesimlere aktarmak ve ihracatı olabildiğince tabii şu son deprem öncesi dönem 2022 döneminde görece düşürmeyerek hani payınızı maliyetleri düşürerek korumak gibi bir strateji. Tabii hani siyah beyaz bir durum yok. Hani böyle bir gri bir ortam var. Ne düşünürsünüz hocam? Yani pandemi sürecinde uygulanan politikaların enflasyonu yol açtığı. Evet tüm dünyada öyle oldu ama çok ülkede %10'u geçti. Yani çok az gelişmiş ülkede %10'u geçti. Sonra da hızlı bir düzelme periyoduna girdi zaten. Öyle söyleyeyim. İlgili evet işsizlik bu tercih sonucu sürecinin içerisine girdik. Bu da önemli bir konu var. Birincisi mesela kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduatın ülkeye maliyeti 200 milyar lira civarında oldu. Yani hazineyle Merkez Bankası'nı topladığımız zaman işsizlere ödeyerek yine toplam talebi çok güçlü tutabilirler refah kaybı yaşamasına önleyebilirdik. Esas sorun yani içinde bulunduğumuz dönemde bu kadar yüksek enflasyona maruz kalmamızın esas sebebi uygulanan politikada değil. Merkez Bankası'nın güvenilirliğinin bitmesi. Çok farklı açıklamaları var. Çok farklı stratejileri var. Aynı şekilde yine ekonomi yönetiminde de bu zikzakları, bu farklı yönelimleri görebiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Ama bu enflasyon en nihayetinde işsiz kalmasın diye uğraştığımız o insanları ezmeye başladı. Peki bunun karşılığında ne arttı? Kar oranları arttı. Yani ekonomideki kar oranlarının, ekonomi içindeki payının, girişimci payının çok daha fazla arttığı anlamına geliyoruz biz. Bu biz tercih meselesiydi. Böyle tercih etti ekonomi yönetimi. Peki hocam bu genel perspektif içerisinde İslam ekonomisi ve finansında ne tip bir gelişme olduğu, nasıl bir yıl geçirdik? Marjinal konulardı bunlar ama son 20 yıllık periyotta giderek artan bir şekilde İslam iktisadı ve finansının geliştiğini, bu konuda hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde bölümlerin açıldığını, katılım bankaları ve katılım fonlarının büyüklüklerinin ve toplam ekonomi içerisindeki oranlarında giderek arttığını görüyoruz. 2022'de 6 katılım bankası ve bir yatırım bankası faaliyet gösteriyor. Katılım bankalarının 2021'deki 682 milyar olan aktif büyüklüğü 2022'de hemen hemen iki katına çıkarak 1.6 milyara kadar ulaşmış söyleyebiliriz. Bu göstergelerin ekonomi içerisindeki payı da İslam ekonomi ve finansı bakımından giderek artıyor. Yine bu İslam ekonomisi ve finansı hani bu faiz düzeninin ne kadar sürdürülebilirliği son dönemdeki ta 2007'nin tartışmaları bunlar. O dönemde bir dünya finansal kriz yaşamıştı. Yine 2023'te son dönemde batan bankalarla birlikte yaşanır mı acaba diye tartışıldığı bir konuda İslam ekonomisine ve finansa çok ciddi ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Çünkü geleneksel ekonomideki faize göre, faiz sistemine göre çok daha güvenli bir sistem, çok daha istikrarlı bir sistem.
Peki hocam, ben çok teşekkür ediyorum bugün katıldığınız için de. İnşallah gelecek çalışmalarınızla beraber bağlamında çok arzu ediyoruz. İyi günler diliyorum hocam. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar.